Arkadaşlar bugün Beyçelik Gestamp Cup 2022'nin finalindeyiz. Öyle bir final ki sesleri duyuyorsunuz arkada. İki takım da iki lokasyonun şampiyonu. Bugün Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli olacak. Biz de çok merak ediyoruz. Tribünü olan OSB sahasındayız. Oldukça da fazla tribün var. Şimdi takımlar sahaya çıkıyor. Hep birlikte izleyelim. Kupayı almaya geldik. Evet. Kupayı alıp Gebze'ye gidiyoruz. İnşallah. Yaklaşık 50 dakika, 1 saat sonra. Evet. Kupa bizde. Takım arkadaşları motive mi? Hepimiz çok motiveyiz. Alacağız ve gideceğiz. Bu maçta kaç golün var Uğurcan? Gelelim de çok kimin attığını önemli yok Eser Bey. Hadi bakalım. Evet Furkan sen neler söyleyeceksin? Bursa'mızı özledik. Galibiyet almaya geldik. Tüm Bursa'ya selam olsun. İlk maçta talihsiz bir mağlubiyet oldu. Evet ama umudumuzu kaybetmedik. Buraya inanarak geldik. Hadi umarım bakalım. Kazanacağız. Biz de sizi destekleyeceğiz. Sever de armağan edeceğiz. İnşallah. Bakalım. Başarılar diliyoruz. Evet. Hadi orada bir zayiat mı var yoksa? Ne oldu? Bakalım inşallah. Beyler, çıkın tarafları seyredin. Ömer Bey, Mustafa Bey, evet. Lütfen takımımızı iyi çek. Bak hepsi ne kadar basit, yakışıklı. Evet ama biraz maç öncesi biraz heyecan mı var acaba? Çok heyecanlıyız. Biraz önce soyunma odasından ciddi derecede sesimizi duymuşsunuz. Evet duydum. Bizim biraz fazla derecede sakatlıklarımız oldu ama arkadaşlara inanıyoruz. Evet. Bugün de buraya yenmek için geldik. Hedefimiz tamamen bu. Ama centilmence. İlk maçta biraz talihsizlik mi oldu? Ya orada eksiklerimiz de vardı. Biraz hazırlanamadık da, mental olarak da hazırlanamadık. Ama evet. Şu an tamamıyla her anlamda hazırız. Evet. Arkadaşlarımız bomba gibi. Hazırlan, evet. Yenmek için buradayız. Yenirsek alkışlayacağız. Hadi bakalım inşallah. Çelik form da geldi bu arada. Evet, son mükücüler. Çelik formu burada atacağız. Evet. İki takım da hazır ve sahaya çıkıyorlar. Evet, tribünleri de şöyle gösterelim. Şimdi takımlarımız hazır burada. Son hazırlıklarını yaparlarken ben takım kaptanlarını yanıma alacağım diye ufak bir röportaj yapacağız. Öncelikle tabii ki deplasman takımının kaptanı yanımıza geliyor. BGC Prag takımının kaptanı. Evet, Sefa Tekdurmaz. Bir alkış yapalım kaptanımıza. Evet, kaptan hoş geldin. Biliyorsun ki Gebze'de de çok güzel bir maç yaptınız. Takımını da arkadan çok motive ettin. En sonunda orada şampiyonluğa ulaştınız. Burada da ilk maçınızı Gebze'de yaptınız ve 2-1 geriye düşmemize rağmen harika bir atmosferde, güzel bir havada sahaya çıkıyorsunuz. Takım motive mi? Takım motive olarak geldik. Sonuçta ilk maç, 2-1'li maç. İlk maç bizim için çok önemli. Sonuçta burada finale geldik. Burada iki farklı kazanıp kupayı düşünüyoruz. Tekrardan sizlerin de güzel bir maç için çok teşekkür ederim. Kaptanım hocam bir alkış yapalım. Harika bir atmosfer var. Turnuvanın tamamı içinde biraz düşünceleri merak ediyorum. Çünkü çok fazla maç yaptınız ve sonucunda da şu an buradasınız. Evet, araya pandemi geldi. Pandemiden dolayı bayağı sosyal tutuklarım uzak kaldı. Ama şimdi liderlerimiz, direktörlerimiz, yöneticilerimiz böyle bir organizasyonla bizi beraber bir araya getirdiler. Görüyorsunuz bütün aileler, çocuklar, çocuklar hepsi gelmiş. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Liderlerimiz, organizasyonlar, desteğe yine geçerler gibi çok teşekkür ederim. Kocaman bir alkış alıyoruz, teşekkür ediyoruz. Kaptan son bir soru. Unutamadığım maç. Unutamadığım maç. Beyiksiz bir final maçı değil. Son final maçını diyorsunuz dediniz. Evet harika. Kaptanınıza kocaman bir alkış aldık. Yeni oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de son bükücülerin kaptanı yanımıza geliyor. Öncelikle kocaman bir alkış alalım. Evet kaptanımız Cengiz Tuğkaya burada. Taraftarların da büyük bir desteği var. Kaptan. İlk maçı önde bitirdiniz ama iki ayaklı bir maç. Hemen her şey olabilir. Harika bir organizasyon fikirlerinizi merak ediyoruz.
organizasyonu düzenleyenlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şu an göz göze bakıyoruz. Çok güzel bir organizasyon oldu. Hepinize çok teşekkürler bize bu imkanı verdiğiniz için. Biz de sizin yüzünüzü kara çıkarmamak için burada fair play çerçevesinde mücadele etmeye çalışıyoruz. Rakip takıma da başarılar diliyorum. Harika. Kaptanım, gerçekten çok güzel bir noktaya değindiniz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Binlerce fabrika var, binlerce çalışan var. Ama böyle turnuvalar çok nadir oluyor. Size verilen emek, size verilen ilgi ve alakayı burada hep beraber görüyoruz. Peki, sizin unutamadığınız maç? Benim unutamadığım maç, Tufan abilerle oynadığımız Real Montaj maçıydı. Güzel bir sonuçla bitti. Bizi rakip olarak görüyorduk. Kazanmayı bildik. Maç gitti derken mi döndün? Tufan abime de buradan selamlar. Tufan abi burada mı? Yok mu? İyi, geliyor diyorsunuz, harika. Hangi takımdayız? Burada mı Tufan abi? Tufan abi! Evet, kocaman bir alkışı Tufan abiye alalım, unutulmamış. Evet, bu arada sakatlık yaşamış, geçmiş olsun diyoruz kendisine de. Bir sonraki turnuvada mutlaka bekliyoruz. Peki, hangi takımdayız? Ben Trabzonspor'um. Harika, Trabzonspor'lusunuz. Şampiyon da oldunuz, ikinci şampiyon oluyorsunuz ya. İnşallah. Çifte bayram gelir mi? Gelir inşallah. Peki, sizi daha fazla tutmuyorum. Takımlara hala motive olmaya devam ediyorsunuz. Kaptanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kocaman bir alkış alıyoruz. Taraftarları buluşan son müdürler şu anda iki takımda motive. BGC Pırak şu anda son toplantısını yapıyor. Takım kaptanı konuşuyor. Son müdürler hazır. Evet, bir taraftan Arif geliyor. Atmosfer. Maçı bekliyoruz. Ödül almaya hazırız. Hadi bakalım. Maç için son dakikalar. Hakemlerimiz son yolları yapacaklar ardından. Takımları sahaya çağırmaya başlayacağız. Abi, bu kadar emek verdim. Lütfen gençlerini elden bırakmayalım. Gemzedeki kuralların hepsi burada da aynı şekilde geçerli. Değişen hiçbir şey yok. İyi olan kazansın. Bu sefer Gemzedeki finalden değişik. Teknik gönderiyor burada. Uygun değil mi? Taci, elle mi kullanma? Ayakla. Her şey aynı. Buradaki gibi. Yavaş yavaş burada gelelim değil mi? Vole varajı. Vole varajı diye bir şey yok. İki farklı. İki farklı. Şu gibi tane yenersin. Seni attın abi. Üç numaralı formasıyla Burak Bilgen. 9 numaralı formasıyla Uğurcan Meydan gidiyor. 6 numaralı formasıyla Mehmet Ustu. 2 numaralı formasıyla İkinci numaralı formasıyla Furkan Ayça Yıldırım giriyor. 7 numaralı formasıyla Deniz Meydan. 29 numaralı formasıyla Ahmet Can. 7 numaralı formasıyla Serkan Çoban. 49 numaralı formasıyla Oğuzhan Aslan. 8 numaralı formasıyla Bahar. Formasıyla Fikret Yumuşak. 9 numaralı formasıyla Aykut Özen. 1 numaralı formasıyla Berat Polat giriyor.
Galatasaray formasıyla Cengiz Durkaya geliyor. Bu ve kardeşliği, fair play'i en güzel şekilde göstermek için takımlarımız birbirine sarıldı. Hepsi bir arada, hepsi omuz omuza. İşte Beyçelik Kestap ailesi kocaman bir alkış hak ediyor. Evet, takımlar artık sahalarına geçtiler ve birazdan maç başlayacak. Çok güzel. Atakta 10 numara çok güzel. Bir şey daha geldi. Harika geldi. Yukarı. Çıplak kısa. Harika geldi.
daha çok başarılı. Şu anda top kalecide. Sefa uzun bir top attı. Ama bu sefada iyi çıkardı. Şu anda iyi başladı. Göremedi. Orta sıra bu kadar nasıl durdunuz? Beyler hadi beyler. İlk yarı 1-1 bittikten sonra şimdi ikinci yarı birazdan başlıyor. Çıkmasına izin verdi. Sefa yine kalesinden çıktı.
önce iyi bir oyuncu. Sefa çıkardı başladı. Sefa iyi bir oyuncu çıktı. Sefa oyunu açmak için iyi bir oyuncu. Çok iyi bir top. Kırmızı topu. Risk aldı orada, topu da kolay çıkardı. Ve bir anda
Gönlendi pozisyon buldular. Dışarı dönüyor. Harika çıkıyor. Dokuzlar buldu. Hakem getirdi. Hakem pozisyonu eğmiyor. Uzatmalarını izliyoruz. Bakalım şampiyonlar takım olacak. Evet, yine Afak'ta izliyoruz. Oyunda yeni bir yer Ramazan pasını. Ramazan bir tane girdi. Ani bir adamı kalabilirler. Güzel bir pas geldi. Hemen karşısına arkadaşı var. Ben şimdi hayır bir daha orta sahibi öptü. Kanat değişimler. Şu anda Bayram için oyunu. Bayram pasını geldi. Bayram giriyor. Evet, Bayram girdi. İki kişi var karşısında. Top. Ağla çıktı. Bugün çok boşlu sağ kanatta müthiş mücadele. İçeri doğru bir top tekrar atakta. Hemen başlamadı bir belgeci Prag. Top tadı çıktı ama hakem topu son bir güzelce olduğunu söylüyor. Artık süre çok azaldı. Son bir güzel atakta. Paslarını verdiler. Aykut. Aykut birkaç çığlık attı içeriye girdi pasını verdi. Sol kanatta Alman geldi top. Oradan geldi top. İçeriye çıkardı. Hayır kapıyı kapıyı. Kapıyı içeriye girdi. Kapıyı çaldı. Çaldı. Üçünü çaldı. Üçünü çaldı. Hakem harika oldu. Gerçekten muhteşem bir mücadele bu arada. Evet, şu anda tekrardan mücadele başladı. Ceza sahası içerisinde son müdürler ama etkisiz bir atak oldu. Sefa tekrardan yavaşlayınca Sefa bir defalarını kurduğu için kurduğuna ileriye taşıdı. Uzun bir top kullanacak. Kullandı kaptan. İleriye tek başına. Kaptı kapıyı vurdu. Kaleci başarılı. Kaleci başarılı. Kaleci Berat Polat alkışlanamıyor. Evet, son güçler uzaklardan topu oyun içerisine açtılar. Kombine Serkan Çolak'ta. Serkan Çolak topu içeri iyi dışı orta sahaya. Orta sahadan çıkıyorlar son güçler. Tekrardan gelecekler mi? Çok uzak ayarlar içeri. Karşılık başında orta Sefa oyunu. Hızla başlattık için arkadaşlara bakıyor. Sefa'dan bir mesaj geldi. Bir sonuç mücadelesi
Birazdan dağıtılacak ödüller. Sezonun kaptanı, sezonun gol kralı. Gentleman takım, gentleman oyuncu, kurtarış, gol, kaleci, cesaretli, kaptan. İşte turnuvanın emekçisi. Evet, turnuvamızın gururu iftiharı Faik abimizle birlikteyiz. Evet, nasıl bir turnuva oldu? Siz Beyçelik takımının da aynı zamanda teknik direktörsünüz. Evet. Bu turnuvayı nasıl yorumluyorsunuz? Turnuva çok güzel oldu. Bir ilktir ama seneye daha çok daha güzel, çok daha motivasyon ve güzel olarak. Biraz fazla sakat verdik sanki. Olabilir. Normaldir. Normal midir? Millet 2 yıldır aç kalmış futbola ondan dolayı. Ondan dolayı diyorsun. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz Faik abi. Rica ederim. Görüşürüz. Evet, sahneye alalım sizi tabii ki. Buyurun. Evet, Erdem'e Şükrü'ye bir alkış gelir mi acaba tribünlerden lütfen? İlk olarak şirket içinde sizlere destek olmak adına kurulan organizasyon komitesinin üyelerini sahneye davet ediyorum. Turnuvanın Gebze ayağına destek veren Nail Aykaç, Baran Ilgın Kale, Sinan Çamurdan ve Mehmet Yazıcı adına Özlem Karanfil sahneye geliyor. Ben misafir ediyorum ama hep misafir, hep beraber aynı çatı altında kocaman bir aileyiz. İşte plaketlerimizi şu anda alıyor arkadaşlarımız. Özlem Karanfil bizlerle. Sinan Çamur'dan Ilgın Kale, Baran Ilgın Kale ve Nail Aykaç bir hatıra fotoğrafı. Teşekkür ediyoruz. Kocaman bir alkış alalım lütfen. Teşekkürler. Aynı zamanda Gebze'de düzenlenen 32 maçın hepsinde büyük özveriyle çalışan Volkan Dede'yi sahneye davet ediyorum. Volkan Dede'ye kocaman bir alkış gelsin. Hoş geldin. Evet, Volkan Dede'ye teşekkür ediyoruz. Bursa ağında destek veren Uğur Özdemir ve futbola yıllardır Beyçelik Gestan her organizasyonla büyük emekleri olan büyüğümüz Faik Kahraman'a kocaman bir alkış geliyor. Evet, bu arada Faik Kahraman, Faik abimiz en yaşlımız. Çok kuvvetli bir alkışlarız herkese. Böyle tabir ama yanlış anlamazsınız değil mi? Benim gibi değilsiniz yani. Evet, bir hatıra fotoğrafı çektiriyoruz güzel bir şekilde. Ve turnuva boyunca sağlıkçılarımız da bizlerle birlikteydi. Mahir Çiçeği ve Münip Durmuş ile Ahmet Yıldız'ı plaketlerini almak üzere bugün bize destek veren Seyit Olcan'ı sahneye davet ediyorum. Kuvvetli bir alkış gelsin lütfen. Sağlık ekibimiz bizim için çok önemli. Onlar olmazsa gerçekten birçok şey yarım kalırdı. Teşekkür ediyoruz. Batmaz Hakem grubuna teşekkür ediyoruz. Hakemlerimiz tüm maçlarda bizlerle beraberdi. Gerek atmosferi yumuşattılar, gerek takımlarımızın mücadelesinde bizlere destek verdiler. Ve teşekkür plaketini Meltem Hanım verecek yine. Hakemlerimiz Batmaz Hakem grubuna kocaman bir alkış gelsin lütfen.
yarı hakemlerimiz, dördüncü hakemimiz tüm mücadelelerde bizlerle birliktelerdi ve bu güzel anıyı da onlara vermiş olduk. Sıra geldi sezonun ellerine. Sezonun en centilmen takımı, Eser Akgül'ün takımı FC Grimsby'e geliyor kocaman alkışlarla ve plaketini vermek üzere Kemal Erol Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Evet, Eser Müdürümüzün takımı, bir alkış gelir mi acaba? Kocaman bir alkış gelsin lütfen. Evet, ödülü vermek üzere Kemal Erol Bey geliyor. Hoş geldiniz. Birkaç cümle söyler misiniz size? Evet, çok hazırsınız abi. Çok güzel bir gece yaşadınız. Servise çok teşekkür ediyoruz. Yenen takımla gurur duyduk. Yenen takımla da büyük kadar gurur duyduk. Çok iyi yenildiniz. Hepsi bizim çalışma arkadaşımız. Çok keyifli bir gece yaşadı. Ailelere de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizin de ellerinize, emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, en centilmen takımımız şu anda plaketini alıyor ve takım kaptanı diyorum artık. Hem de müdürümüz Eser Bey'in ve arkasında takımımız, şöyle yan yana geçelim arkadaşlar hep birlikte. Kocaman bir alkış gelsin. En centilmen takımımız. Sarı kart gören var mı takımda? Hiç yok. Süper ya, harikasınız. Harika. Sezonun en centilmen oyuncusu Gunners takımından Mehmet Kaygusuz sahneye geliyor. Kuvvetli bir alkış yapıyoruz kendisine. Ödülünü vermek üzere Uğur Cem Yıldız geliyor sahnemize. Evet, hem genel müdürümüz hem de direktörlerimize çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sizlerden de birer cümle alacağım. Buyurun, sırayla başlayalım. Bu akşam eğlendik. Ben onu fark ettim. Epey zamandır özlemişim ben eğlenmeyi. Her iki takıma da gerçekten teşekkür ederim. Centilmence, fair play kurallarına uygun bir maç çıkardılar. İlk maça benzer aynı skorla sonuçlandı. Goller çok güzeldi. Önümüzdeki yıl, umarım bu yıl finalde kaybeden takım daha başarılı olur ve birinci olur. Teşekkür ederiz hepiniz geldiğiniz için. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi benim işim bu. Ben devamlı sahnedeyim ama böyle büyük bir organizasyonu tasarlayıp yönetmek kolay bir şey değil. Çünkü firma olarak da birçok göreviniz var. Belki siparişleriniz var. Belki müşterileriniz bekliyor. Ama bir yandan da burada kocaman bir çatı altında harika bir organizasyon görüyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de insanların sizin firmanızın altında mutlu bir şekilde çalışması. Bu doğru mudur? Beyçelik Yestan 4500 kişiyle 270 bin metrekare alanda Türkiye'deki ilk 100 şirket arasında konsolide ciroda bulunan oldukça büyük bir şirket ve şirketimizin tüm çalışanları bizim paydaşlarımız, onlar bizim iş ortaklarımız. Böyle sporun bu sosyal ruhunu, bu pozitif enerjisini hep beraber paylaşıyor olmak hepimize enerji veriyor. Çünkü şu ara gerçekten çok büyük projelerimiz var. Çok büyük işlerimiz var. Özellikle dünyanın böyle enteresan zamanlardan geçtiği Covid ve diğer sorunlar. Bence bu tip organizasyonlar hepimize çok iyi geliyor. Düzenleyen arkadaşlara, emeği geçen arkadaşlara ve tüm sporcu arkadaşlara teşekkür ederiz. Size de teşekkür ederim. Evet, çok sağ olun. Çok kuvvetli bir alkış alalım lütfen. Bu büyük aile için. Buyurun. Herkese hoş geldiniz diyorum. Hem Gebze'deki ilk maçta, final maçında, hem de buradaki maçta en çok dikkatimi çeken konu fair play'di. Bugün ödüller verildi ama bir arkadaşımız yere düştüğünde diğer takım onu kaldırmak için defalarca siz de vurguladınız. Bence en güzel ödüllerden bir tanesi buydu. Çünkü futbol adrenalin yüksek bir oyun. Efor çok fazla sarf ediliyor. Buna rağmen kendimizi dizinleyip oradaki centilmenliği göstermek çok önemliydi. Bu bir ilk oldu aslında, bu kadar geniş katılımda. Önümüzdeki yıl için şimdiden planlar yapılmaya başladı. Daha da iyisini önümüzdeki yıl hep beraber, daha da büyüyerek yapmak inşallah nasip olur. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir etkinlik, çok keyifli oldu. Artık finale doğru da geliyoruz. Birazdan madalyaları vereceğiz. Son cümleleri de size veriyorum. Çelik formanın benim için anlamı farklı tabii. Teşekkürler. Herkes anladı. En önemlisi bugünü sakatlık olmadan atlatmış olmamız. Fair Play çok ön plandaydı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Destekleyenlere, ailelere, tüm emeği geçenlere çok güzel anlattınız. Bizi çok iyi havaya soktunuz sizlere. Çok çok teşekkürler arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık. Evet, çok değerli protokoller. Buraya geldiler, buraya geldiler. Bütün çelikli olmuşları yanalım. Sağlığından alın bütün çelikli olmuyor.